Evet, bugün dörtgenlerden bahsedeceğiz. Ne demekti dörtgen? Adından belli, dört kenarı olan çokgene biz ne diyoruz? Dörtgen. Bunların tabi özel isimleri var. Birinci dikdörtgen. Dikdörtgen. Bildiğimiz bir dörtgen. Özellikleri neler? Bir, karşılıklı kenarları. Eşit ve paralel. İki, köşegenleri eşit. Üç, açıları eşit ve 90 derece. Demek ki dikdörtgenle ilgili neyleri bilecekmişiz? Çizelim dikdörtgen. Açısı 90 derece. Dört açısı toplamı kaç derece yapacak? 360 derece. Karşılık kenarlar birbirine eşit. Uzun kenarı, uzun kenarına, kısa kenarı, kısa kenarına eşit. Bir de nesi var? Bir köşeden hatırlayalım. Bir köşeden komşulara gittiğimiz kenar oluyordu. Kenar oluyordu. Bu çizim uzunluğa ben ne diyeceğim? Köşegen. Bir de buna ne diyeceğim? Köşegen. İki tane köşegeni var. Köşegenler de birbirine eşit dedik. Dikdörtgenin üzerinden uzun kenar üzerinde bastırdığımızı düşünüp biraz eğdiğimizi düşünelim. O zaman ortaya çıkan şekle biz ne diyeceğiz? Paralel kenar. İki. Paralel kenar. Dikdörtgenin bir kısmı özelliklerine sahip. Birincisi karşılıklı kenarları eşit. Ve paralel. 2. Köşegenler eşit. 3. Dikdörtgenden ayıran özellik ne? Paralel kenarı. Açıları 90 derece değil. Fakat paralel kenarda ne? Karşılıklı açılar eşit. Karşılıklı açılar eşit. Ve peş peşe gelen açılar, peş peşe gelen açılar açıların toplamı 180 derece. Çizelim bir paralel kenar. Evet, şu ve şu. O zaman ne olacak? Bu kenar, bu kenara eşit, bu kenar, bu kenara eşit. Şunu yanlış söylemişiz. Köşegenler eşit değil. Önemli, eşit demiştik. Sadece kimde eşit? Dikdörtgende ve karede eşit. Paralel kenarda eşit değil. Çünkü şu köşegen uzun, şu köşegen biraz daha ne? Kısa. Sonra ne demiştik? Karşılıklı açılar eşit. Buradaki açıya A, buradaki açıya B dersek A açısı B açısına eşit. Şurasına C, şurasına da D dersek C açısı da kime eşit? D açısına eşit. Peş peşe gelen açıların toplamı önemli bir kural. A ile C'nin toplamı 180. C ile B'nin toplamı 180. B ile D'nin toplamı 180. A ile D'nin toplamına da ne diyeceğiz? 180 derece diyeceğiz. Demek ki dikdörtgenle paralel kenar
özellik olarak birbirlerine de yakın. Devam ediyoruz. Kare. Kare. Özellikleri neler? 1. Karşılıklı kenarlar. Eşit ve paralel. 2. Açılar eşit ve 90 derece. 3. Köşegenler birbirine eşit. Bir kare çizecek olursak. Açısı 90 derece. Kenarlar birbirine eşit ve paralel. Köşegenler de birbirine eşit. Kareyi üzerinden biraz eğdiğimizi düşünelim. Ortaya çıkan şekilde biz ne diyeceğiz? Eşkenar dörtgen. Dörtgen. Özellikler neler? 1. Karşılıklı kenarlar eşit ve paralel. 2. Açılar eşit değil. Aynı paralel kenardaki gibi karşılıklı açılar eşit. 3. Ve peş peşe gelen açılar açılar 180 derece. Üçüncü özelliğimiz paralel kenarda olduğu gibi köşegenler eşit değil. Evet, bir paralel kenar, eşkenar dörtgen istedim. Kenarlar birbirine eşit. Dikkat edelim, açısı 90 derece değil. Köşegenler birbirine eşit değil. Ve karşılıklı açılar birbirine eşit. Buraya A, B, C, D dersek A açısı kime eşit? C açısına, B açısı kime eşit? D açısına eşit. Ve peş peşe gelen açıların toplamına da yine ne diyeceğiz? 180 derece. Beşinci özelliğimiz, beşinci yamuk. Yamuk karşılıklı alt tabanı üst tabanla paralel olan, alt taban üst tabana paralel olan dörtgene biz ne diyoruz? Yamuk. O zaman dikdörtgen de bir yamuk, kare de bir yamuk, paralel kenar da bir yamuk, eşkenar dörtgen de bir yamuk. Demek ki yamuk olma şartı neymiş? Alt tabanın üst tabana paralel olması. Başka da bir özelliği yok. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit değil. Köşegenler birbirine eşit değil. Açılar birbirine eşit değil. Açılarla ilgili bileceğimiz yamukta sadece şu bilgi var. Paralellikten dolayı A açısıyla B açısının toplamı. A açısıyla B açısının toplamı 180 derece. Bir de C açısıyla D açısının toplamı yine 180 derece. Bu da neyden dolayı? Paralellikten dolayı. Dörtgenlerle ilgili başka neyi söyleyeceğiz? Dörtgenlerin genel özellikleri 1. İç açıları toplamı önemli. İç açıları toplamı 360 derece tüm dörtgenlerin. 2. Dış açıları toplamı 360 derece tüm dörtgenlerin. Üçgenlerde nasıldı? Bir de üçgenleri hatırlayalım. Üçgen. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Dış açıları toplamı
360 derece. Hatırlayalım, tüm çokgenlerin dış açıları toplamı 360 dereceydi. Üçgeninde, dörtgeninde, beşgeninde, altıgeninde. İç açıları da neydi? Üçgenin iç açıları toplamı 180. Dörtgenin içine iki tane üçgen çizilebildiği için 360. Beşgeninki de 540 şeklinde ne olacaktı? Devam edecekti. Evet, bu kadar bir konu hatırlatmasından sonra sorularımıza geçebiliriz. Aşağıdaki noktalı kağıda altları yazılı olan dörtgenleri çizmemizi istemiş bizden. Dikdörtgen çizmemizi, dikdörtgen biliyoruz. Karşıt kenarlar birbirine eşit. İstediğim gibi kullanabilirim. Evet. Şekil dikdörtgen. Açısı 90 derece. Aynı zamanda tekrarını yapmış olalım. Köşegenler de birbirine neydi? Eşitti. Kare. Kenarları eşit. Düzgün bir çokgeni de hatırlayalım. 2 birimlik aldım ben. O zaman burası da 2 birim. Burası da 2 birim. Evet, kare. Karenin açısı 90 derece. Kenarlar birbirine eşit. Köşegenler de birbirine neydi? Eşitti. Paralel kenar. Dikdörtgenin kaydırılmış haliydi. Hatırlayalım. Şöyle bir şey çizelim. Şekil paralel kenar. Özellikler neydi? Karşıt kenarlar birbirine eşit. Peş peşe gelen açıların toplamı 180 derece. Karşılıklı açılar da birbirine neydi? Eşitti. Köşegenler birbirine eşit miydi? Değil. Eşkenar dörtgen. Karenin üzerine basılmış haliydi. Kaydırılmış hali. O zaman eşkenar dörtgenimiz. Kenarlar birbirine eşit. Kareden farkı neydi? Açısı 90 derece değil ama karşılıklı açılar birbirinden olmak zorunda, yine eşitti. Yamuk. Dörtgenler için kullandığımız bir kavramdı. Yamuk olma şartı neydi? Alt tabanın üst tabana paralel olması. İşte yamuk. Eğer yan kenarlar birbirine eşit olursa biz bu yamağı ne diyoruz? İkizkenar yamuk. Alt taban üst tabanla paralel demiştik. Eğer bir açısı da 90 derece ise buna da ne diyeceğiz? Dik yamuk diyeceğiz. Bize bir tane daha paralel kenar çizmemizi istemiş. Çizelim. Bu sefer de küçük bir şey çizelim. Yine paralel kenar. Alt taban üst tabana. Karşı kenarlar birbirine eşit. Paralel kenarda neydi? Köşegenler birbirine eşit değildi. Yine kare çizmemizi istemiş. 2 birimlik bir kare çizdik. Karşı kenarlar birbirine eşit. Dikdörtgen çizmemizi istedi. Evet. Bunlar da siz çizersiniz. Verilen çokgenleri isimlerinin altlarına yazınız ve köşegenlerini çiziniz. Şekil kare. Köşegenini çizmemizi istedi. Buradan bunlar neydi? Komşu köşe. Bunlar kenar oluyordu. Farklı köşeye giderse bunun adı neydi? Köşegen. Evet, 1 ve 2. 2 tane köşegeni var. Köşegenler birbirine eşit. Şeklin adı ne? Tanımaya çalıştım. Alt tabanı üst tabanı paralel. Yamuk. Eğer bu kenar bu kenara da eşit olursa ikisi kenar yamuktu. Biz sadece yamuk dedik. Bu köşeden buraya gidersem köşegen, buradan buraya gelirsem köşegen, ikizkenar yamukta köşegenler birbirine eşit oluyor. Baklava dilimine ne demiştik? Eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen. Yine kenarlar birbirine eşit. Bizden köşegen yapmamızı istiyor. Bu köşeyi bu köşeye birleştirdik. Dikkat edin, içinde iki tane üçgen var. Açıları toplamı 360 derece. Bir de buradan köşegen. Fark ederseniz köşegenler birbirine eşit değil. Dikdörtgen şeklimiz. Bu köşeyi bu köşeye birleştirdim. Köşegen. Köşeyi bu köşeye birleştirdim. Köşegen birbirine eşit. Şekil paralel kenar. Bu köşeyi bu köşeye birleştirdim. Köşegen, bu köşeyi bu köşeye birleştirdim. Köşegen, köşegenler birbirine eşit değil. Aşağıdaki boşlukları doğru olacak şekilde doldurun. Üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derece. Dörtgenlerin iç açıları toplamı, iki tane üçgen vardı içinde hatırlayalım, 360 derece. Kare ve dikdörtgenin her bir açısı
90 derece. Paralel ve eşkenar dörtgenin nelere eşitti? Karşılıklı açıları birbirine eşitti. Karşılıklı açılar birbirine eşitti. Kare ve eşkenar dörtgenin bütün kenarları eşittir. Dikdörtgen ve paralel kenarın karşılıklı kenarları eşittir. Devam ediyoruz. Aşağıdaki üçgenlerde verilmeyen açıların ölçülerini bulmamız istemiş bizden. Üçgenlerin iç açılar toplamının kaç derece olduğunu biliyorduk. 180, 80, 60. Verilenleri toplar 180'den çıkartırsak 140. Bizden istenen açı 40 derece. Yine bir üçgen verilmiş. İki açısı belli, üçüncüyü istiyor. İç açılarını toplarız. 155. 180'den çıkartırsam 5, 2, 25 derece bulmuş oluruz. Yine üçgenin iki açısı verilmiş. Üçüncü açısı isteniyor bizden. Belli olanları toplarız. 43 ve 39'u. 2, 8, 82. Üçüncü açıyı bulmak için 180'den 82'yi çıkarttık. Ondan 2 çıktı. 8, 9 yani 98 derece. Yine bize üçgenin iki açısı verilmiş. Dikliği 90 derece yazmamış. 90 ve 28. 90 ile 28'i topladık. 8, 11. 180'den çıkartırsam 2, 6, 0 yani 62 derece. B ve C açıların ölçüleri birbirine eşittir. O zaman şuraya bir kat desek. B açısının ölçüsü A açısının ölçüsünün iki katına eşittir. O zaman A'ya bir kat desek. B açısının ölçüsü A'nın iki katıymış. O zaman burası iki kat. B de C birbirine eşitti. İki kat. Toplarsak katları 2, 4, 5 kat. 5 katın toplamı kaç derece edecek? 5 kat. Üçgenin iç açılar toplamı 180 dereceydi. Hatırlayalım. 180'i 5'e bölersek 3 kere 30'da 6 kere. Bir katı bulduk. 36 derece. Bizden istediği A açısının ölçüsü. O da bir kattı. Cevabımız 36. Yandaki paralel kenarda C açısı 126 derece. Paralel kenarın özellikleri neydi hatırlayalım. Karşılıklı açılar birbirine eşitti. Burasına da 126 derece derim. B'nin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Peş peşe gelen açıların toplamı da kaçtı? 180 dereceydi. 126 ile neyi toplayayım ki 180'i versin? 180'den 126'yı çıkartırsak 54. Karşılıklı açılar eşitti. Burası da 4. Hepsini toplayacak olursam bana neyi verecek? Dörtgenin iç açılar toplamını yani 360'ı verecek. Soru 7. ABCD karesinde karenin açıları neydi? 90 dereceydi. BD köşegende bundan bahsetmemiştik ama söyleyelim. Şurası 90. Bu kenar bu kenara eşit olduğundan yani karenin dün kenarlar birbirine eşit olduğundan burada dikkat ederseniz ikiz kenar bir üçgen oluştu. İkizkenar üçgen. O zaman 180'den 90'ı çıkartırsam tepe açısını 90. 90'ı da 2'ye bölersek 4 kere 5 kere 45 dereceymiş açısı. O zaman burası da 45. 45, 45, 90. EAD açısı nedir diye sormuş. Dikkat edersek şurada bir üçgen oluştu. Açıları belli. 107 ve 45 toplarsak
2, 5, 152. Bunu da 180'den çıkartırsam. 8, 2. Yani bizden istenen açı kaç dereceymiş? 28 derece. Devam ediyoruz. Biraz da dörtgenlerle ilgili örneklerimize bakarak dersimizi ne yapalım? Tamam. Buna göre soru 1. Buna göre ADB açısının ölçüsü kaç derecedir? ADB o zaman A'dan başlamış, D'ye gelmiş, B'ye gidecek. Yani şu açının ölçüsünü istiyor bizden. ADB açısının ölçüsü. D köşesinden bir köşegen çizildiğinde ABD 27 derece oluyormuş. ABD şurası 27 derece. Dikdörtgense açısı 90 dereceydi. Şurada bir üçgen oluştu, fark ettik mi? Üçgenin iç açıları toplamı 180. 90 var, 27 var. 7, 11, 117. 180'den 117'yi çıkartırsak 63. Demek ki bizden istediği ADB açısı kaç derece olacakmış? 63 derece. Devam ediyoruz. Soru 2. Yukarıdaki KLMN dörtgeninde açılar verilmiş. KLM açısı kaç derecedir diye bizden şu açıyı istiyor. Hatırlayalım, tüm dörtgenlerin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 360 derece. Belli açıları toplayalım. 125, 85, 70, 10, 10, 17, 18, 1'e verdik. 2, 280. Toplamlar 360 derece ise 280'i çıkartırsak 80. O zaman KLM açısının ölçüsü 80 derece, yani A'ymış deriz. Buna göre M açısının ölçüsü kaç derecedir? Bakalım neler verilmiş. Şuna dikkat edelim. LKN açısı, LKN ve LMN açıları birbirine eşitmiş. Yine dörtgense dörtgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 360. Belli açıları toplarım 80 ve 60'ı. 140. 360'dan çıkartırsak 220. K ve M açıları 220 dereceymiş toplamı. O zaman bu açılar birbirine eşit olduğuna göre 220'yi 2'ye bölersek 0'da attık buraya, 110. Bizden M açısının ölçüsünü istiyor. Zaten eşit onlar birbirine, 110 derece dedik. Evet, soru 4. ABCD'de paralel kenar. Hatırlayalım, paralel kenarda neydi özelliğimiz? Karşılıklı açılar birbirine eşitti. Burası 66 derece ise burasına ne derim? 66 derece. Karşılıklı kastettiğim şunlar birbirine neydi? Eşitti. Verilen açılar 66'ya 46 verilmiş. Şurada bir üçgen oluştu, fark etmişsinizdir. 46 ve 66'yı topladık. 2, 10, 11, 112. 180'den çıkartırsam 8, 6, 0, yani 68 derece dedik. Evet, soru 5. PRST paralel kenar. Paralel kenarda yine ne yapıyoruz? Çok önemli bu özelliğimiz. Karşılıklı açılar birbirine eşit. Yani şuradaki açı kaç derece? 112 yazdık. Peş peşe gelen açıların toplamı kaç dereceydi? Peş peşe. Yani T ve P açılarının toplamı. T açısıyla P açısının toplamı 180'di. Bize T açısı verilmiş, 112. O zaman P'yi bulmak için 180'den 112'yi çıkartırsak 10'dan 2 çıktı, 8, 6, 68. P açısının tamamı 68'miş. 36'sı burada. 68'den 36'yı çıkartırsak 2, 3. O zaman buraya kaç derece kaldı? 32 derece kaldı. Evet, son sorumuz. Yukarıdaki PRST yamuğunda
Yamuk neydi? Alt taban üst tabanla paralel. T açısı verilmiş 122. Dikkat edin, bununla karşılıklı açılar birbirine eşit değildi. Sadece P ve R açısı toplamı 180. Yamuğun bir özelliği sadece bu vardı. 180. Bir de neydi? T ve S açıları toplamı 180 dereceydi. S açısının ölçüsünün P açısının ölçüsü S açısının ölçüsünden kaç derece fazladır? Bulalım. Burası 68 ise 180'den 68'i çıkartırsam P açısının ölçüsünü bulurum. 10'dan 8 çıktı. 2, 1, 112 derece. S açısını bulalım. Yine burası 122 ise T açısı 122. 180'den 122'yi çıkarttık. 8, 5, 58 derece. Bizden P açısının ölçüsü S'den ne kadar fazla? Bunu soruyor. 112'den de 58'i çıkartırsak 4, 5 ne kadarmış? 54 derece fazlaymış. Evet.